değerli Hacettepe'liler, saygıdeğer konuklar. Üniversitemizin 50. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde başlattığımız ve 3. yılı doldurmak üzere geri sayıma geçen Hacettepe konferanslarının 15. buluşmasına hoş geldiniz. Her oturumunda ülkemizin yetiştirdiği marka isimleri ağırlayan Hacettepe konferanslarının 15. konuğu bir tarih sevdalısı. Yaşamı, arkeoloji, mimarlık çalışmaları, tarih yazımı, kültürler arası etkileşim, örenler, Roma mimarlığı, ortaçağ mimarlığı ile örülmüş bir bilim insanı. Profesör Doktor Suna Güven. Sizleri Sayın Güven ile baş başa bırakmadan önce rektörümüz Profesör Doktor Sayın Haluk Özen'i 15. buluşma konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hoş geldiniz hepiniz. Aslında 15 deyince yani insan için çok mutlu oluyor. Çünkü bunun birincisinden başlayıp 15'e kadar gelmek, bir ay sonra da 16.sını yapıp 2019'u bitirmek keyifli olacak. Bundan önceki konferanslarda Rahime Hocam ve hakikaten üniversitemizin çok özverili çalışan bir etkinlikler ve özellikle bu etkinliğin hem formatını hem konuşmacılarını ortak akılla oluşturan bir kurul vardı. Ya bu yok anlamında söylemiyorum bugün. Gene var. Fakat bugünkü aslında değerli hocamın teşrifini sağlayan Rahime Hocam'la benim bir gün tadımına ulaştığımız bir konuşmadan sonra sizler de bu tadı niye tatmayasınız diye kendisinden rica ettiğimiz bir hoca olduğu için bu aslında o kurula rağmen tırnak içinde oluştu. Biz gerçekten bir Ankaralı olarak, bir Ankaralı, bir devlet üniversitesinde çalışan Ankaralı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hocamızın Ankara'yı Roma döneminden alıp Cumhuriyet dönemine, Cumhuriyet döneminde de bazı dönemlere vurgu yaparak getirmesinden çok haz almıştım. Ben kendisine bir kere daha üniversitem adına, sizler adına bu konuşmaya gelmesi için çok teşekkür ediyorum. Bir de son bölümde bir reklam bölümüne geçeceğim. Bundan sonraki toplantıyla ilgili bir bilgi verin. Hani diğer öğretim üyeleri, idari personelimiz, öğrencilerimiz, aslında öğrenciler temelli başlamıştık biz bu toplantıya. Hala öyle. Onun için sandviçleri falan getiriyoruz ama sandviçler yenmeden geri gidiyor. Öğrenciler aman yemeğimizi kaçırdık gelemeyiz demesinler diye o sandviçleri organize etmiştik. Bundan sonraki toplantımızda Sayın Kanada'dan bir bilim insanı getireceğiz. Kendisi aslında bir oftalmolog, bir nörolog, hakikaten sinir bilimi hocası. Çok ilginizi çekmemiş olabilir bu tanıtım. Peki o zaman size kendisinin Hasan Ali Yücel'in torunu olduğunu söylesem ilginizi çeker mi? O zaman kimin oğlu olduğunu da söylememe gerek yok. Ve konunun da nöroloji, nöro-oftalmoloji filan olmayacağını kendi gözüyle babası ve dedesi üzerinden bir Türkiye Cumhuriyeti gözlemi olacağını bize lütfetti, söyledi. Aslında bu Hacettepe konferanslarının da bir ufak açılımı olacak yeni Hasan Yücel hocamızla beraber. Çünkü yeni Hasan Yücel hocamız sadece Hacettepe konferansları yapmaya değil, aynı zamanda bir haftasını
Hacettepe Üniversitesi'nde geçirip bunun bir bölümünü SİYE'de göz anabilim dalı, nöroloji anabilim dalı ve nöropsikiyatri enstitüsünde bir bölümünü fen bilimleri enstitüsünde biyomühendislik alanında geçirecek. Böylesine böylece bizim aslında YÖK'e önerdiğimiz seçkin araştırmacı ortağı diye tanımladığımız yurt dışında yaşayan, çalışan son derece üst düzey Türk, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan hocalarımızı Türkiye'ye çok uzun süreli olarak getirmenin zorluğu, iki belki de zararı nedeniyle onların Türkiye'ye gelmek istediğini de biliyoruz. Anneleri var, babaları var, evleri var, yazlıkları var. Hem o işlerini yapsınlar, hem de 3 hafta Hacettepe'de geçirsinler. Burada doktora öğrencilerinin sorularını yanıtlasınlar. Onlara bir vizyon açsınlar diye böyle bir projemiz var. Eğer YÖK'ten onu geçirirsek bu Hacettepe konferanslarının içine onu da monte edeceğiz. Böylece ben değerli hocama mikrofonu bırakarak bu konuşmanın tadına varmanızı diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Rektörüm. Evet sayın konuklar, sıra konferans konuğumuzda. Bugün ODTÜ Mimarlık Tarihi Bölümünün kurulmasında büyük emeği bulunan mimarlık tarihçisi Profesör Doktor Sayın Suna Güven'i ağırlıyoruz. Sayın Güven'in Ankara'nın Taşına Bak konferansına geçmeden önce sizlerle kısa özgeçmişini paylaşmak istiyoruz. Mimarlık çalışmalarını esas alan lisans eğitimini 1977'de ABD Wellesley Koleji'nde mimarlık tarihi üzerine yaptığı yüksek lisans ve doktora eğitimini ise sırasıyla 1980 ve 1983'te ABD Cornell Üniversitesi'nde tamamladı. 1982-1983 yılları arasında aynı üniversitede, 1983-1984 yılları arasında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Güven, 1985 yılında yardımcı doçent doktor olarak göreve başladığı ODTÜ'de, 1992 yılında doçent, 2000 yılında da profesör oldu. 1997-1999 yılları arasında Kültür Bakanlığı Ankara Koruma Kurulu üyesi olarak da görev yapan Suna Güven, 1995-1998 ile 2001-2007 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. 1999-2000 ile 2001-2013 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği yapan Profesör Doktor Suna Güven, 2001-2004 yılları arasında ABD Society of Architectural Historians'ın Yönetim Kurulu üyeliğinde de bulundu. 2013 Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı, ODTÜ Yılın Eğitimcisi ödülü sahibi olan Suna Güven, ODTÜ Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı kurucularındandır. Güven, tarih yazımı, kültürler arası etkileşim, bellek ve mekan temsiliyeti çerçevesinde Roma dönemi ve Kıbrıs'ta Orta Çağ Latin mimarlığının yanı sıra son zamanlarda da geçmişin kurgulanması, öğrenler ve mimarlık tarihi üzerinde çalışmaktadır. Roma ve Orta Çağ mimarlığı üzerinde çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Güven'in Ankara üzerine yaptığı yayınlar da vardır. Evet, Hacettepe'nin saygın konukları. Güzel bir Ankara yolculuğuna hazırsanız, Sayın Suna Güven'i Ankara üzerine yaptığı yayınlardan birinin adını taşıyan Ankara'nın Taşına Bak konferansı için sahneye davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Rektörüm, sevgili Rahime Hocam, değerli meslektaşlar, sevgili öğrenciler. Burada bulunmaktan ben gurur duyuyorum. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Konuşmamın başlığı Ankara'nın taşına bak. Taş dediğimiz zaman akla hani malzeme olarak taş gelir hani genelde. Taş hani deyince arkeolojik hani mimaride taş. Taş ocağına gittiğimizde taş ocağı
ocağında bir malzemedir sadece. Sonra taş ustası onu alır, vazo yapar, vazodan başka heykel yapar, bir mimarlık elemanı olarak hani kullanır. Ondan sonra o taşa şekil hani verir ve heykel olur, vazo olur, mimari olur. Bu şekle büründükten sonra taşa başka anlamlar yüklenir. Anlamlar yüklendikten sonra da taş, taş olmaktan çıkar, bir kavrama hani dönüşür. Ben de bugün Ankara'nın taşına bak hani giderken bazı görünmez hani kısımlarını Ankara'nın sizinle daha iyi paylaşmak istiyorum. Bu bellekle ilgili bir hani sunum. Ankara'nın çok önemli bir hani yeri var ve bu önemli hani yerin bazen farkında olmayabiliyoruz. Bazen Ankara'mızın ne kadar özel olduğunu, ne kadar olağanüstü bir tarihi geçmişe sahip olduğunu göz ardı ediyoruz. İçindeyiz ama dışındayız. Gözümüzün önünde fakat bazen görmüyoruz gözümüzün önünde olanı. Bu bakımdan belki bu tezatı hani vurgulamak ve Ankara'nın önemini ön plana çıkarmak için İstanbul'dan başlamak yararlı olacak. Hani İstanbul imparatorluğun başkentiydi. Ankara ise cumhuriyetin hani başkenti. İstanbul dediğimizde çok eski bir geçmişi düşünürüz. İmparatorlar Konstantinus, Justinianus ve Fatih Sultan Mehmet. Geç Roma'dan başlayarak Bizans'ı çağı, ondan sonra Osmanlılara kadar bir imparatorluk silsilesi içerisinde İstanbul'un dünya tarihinde çok önemli bir yeri var. Dolayısıyla İstanbul'un 2010 yılında Avrupa'nın kültür başkenti olması bir tesadüf değildir. Ve bu kültür merkezi olgusunu onurlandırmak için British Museum, dünyanın en çok bilinen klasik Yunan heykellerinden bir tanesini, Diskopolos heykelini ödünç olarak İstanbul Arkeoloji Müzelerine gönderir. Ve bu çok önemli bir fırsattır İstanbul için. Çünkü imparatorluk başkenti olması yanında kültüre ve dünya hani bir çapında, Avrupa çapında bir kültür elçisi olarak önemi vurgulanmış olur. Fakat Ankara bunun pek de gerisinde kalmaz. Çok yakın bir zamanda Anadolu Uygarlıkları'nın müzesi batıdan değil doğudan çok önemli bir eser getirmiştir. Bu eserde Kazakistan'dan gelen altın elbiseli adam heykelidir. İstanbul eğer batıdan bir kültür simgesi olmuşsa Ankara ise doğu ve batıyı bir araya getiren, doğuyu ihmal etmeyen ama doğuyu da hani yücelten bu sevgiyle kültür dünyasında yerini hani almıştır. Kazakistan Ulusal Müzesi'nin 1969 yılında keşfedilen bu altın elbiseli adam heykeli Esik hani kurganında milattan önce 5. yüzyıla hani tarihlenmektedir. Buradaki çok ilginç bir rastlantı. Altın elbiseli adam heykelinin Diskopolos'la çağdaş olması. İstanbul Batı'nın Diskopolos'unu Türkiye'ye getirirken Ankara Doğu'nun Kazakistan'ın altın elbiseli adamını buraya getirmekte ön ayak olmuştur. Ve altın elbiseli adam içinde Avrupa'nın kapılarını açmıştır. Nitekim Ankara'daki sergilenme bittikten sonra bu eser Atina'ya hani gider. Şu anda Atina hani müzesinde, Atina Ulusal Müzesi'nde altın adam heykelinin bir sergilenmesi hani yapılmaktadır. Ama bunun öncüsü Ankara'dır. Şimdi Atina Ankara güzergahına hani baktığımızda bu çok kültürlülüğün, kültürün çok değişik katmanlarının, belleğin değişik hani katmanlarının tezahürünü ilginç bir tesadüfle gündeme hani getirmiştir.
getirmek istiyorum. Adını Atina'dan alan Athena grubumuz 29 Ekim'de Kadıköy İstanbul'da verdiği konserden sonra Anıt Park'ta bir konser veriyor. Bu Atatürk'ü onurlandıran konserdi. Atina'nın adının da Atina'nın simgesi olan baykuşla ilişkisi ve Atina ile ilişkisi de bence bu çağdaş kültürdeki yerimizin ilginç tezahürlerinden bir tanesidir. Fakat Ankara'nın bir kültür şehri olarak gelişmesine dönecek bir olursak, Ulus kale çevresinde çok önemli gelişmeleri gururla görebiliriz. Ankara Anadolu Uygarlıkları Müzesi'nin yanında bu geçmiyor. Anadolu Uygarlıkları Müzesi'nin yanında Elimtan Müzesi, Elimtan Müzesi'nden başka Rahmi Koç Müzesi Ulus'un çevresini değiştirmektedir. Bu iki müzenin yanında Rahmi Koç Müzesi'nin önünde şurada bir çıpa görmektesiniz. Ankara karayla çevrili bir kent. Aynı çıpa başka yerlerde de karşımıza çıkmaktadır. Sol taraftaki eski Ankara'da Rahmi Koç Müzesi önünde, diğeri ise modern Ankara'da bir alışveriş merkezinin önünde yer alıyor. Alışveriş merkezinin adı da Armada. Bir kara kenti olan Ankara'nın çıpalarla alakası ne? Burada bu örtük bellekler, kaybolan anlamlar, perdelenmiş anlamlar devreye girmektedir. Çapa'nın aslında Ankara için önemi büyük. Çünkü Ankara'nın adı buradan gelmektedir. Çapa demektir. Yani Ankor, Ankun. Hem Hitit devrine kadar uzanan bir Ankun kelimesi var. Hem de Yunanca ve Latince'de Ankon sözcüğü. Ankura'nın kökenidir. Bunun da efsaneleri var. Değişik versiyonları var bu efsanelerin. Bir tanesi bu gemi bir çapasının şu anda yerini bilmediğimiz Zeus tapınağında teşhir edilmekte olduğu. Diğer bir tanesi Frig kralı Midas'ın bunu bulduğu yerde, çapayı bulduğu yerde Ankara şehrinin kurulmasına ayak olması. Bir diğeri ise Tolistoboklar'ın Pontuslara, Tolilere karşı yardım ettikleri için bir çapayla onurlandırılmış olmaları. Bir de başka bir rivayet var. O da Ankara çayının çapa biçimindeki görüntüsü. Dolayısıyla coğrafi özelliklerle mitolojik özellikler çapayı Ankara'nın adına katmakta ve Ankara'nın kentlerinin bu mitolojileri benimsemelerini sağlar. Şimdi Hacettepe konuşmalarını yapıyoruz. Hacettepe Üniversitesi'nde. Ulus'a gittiğiniz zaman gıcır gıcır bir Hacettepe sokağı tabelasını görürüz. Bu sokağı biraz takip edecek olursak, maalesef bu sokakta günümüzde sadece kedilerin mesken tuttuğunu görürüz. Ama bu kaybolan anlamlar, örtük bir anlamlar Hacettepe sokağının da temelinde belki daha çok görmemizi gerektiren unsurlar barındırmakta. Bu kaybolan anlamların çeşitlerinden bir dizi sunacağım şimdi. Ulus Sıhhiye Meydanı'na yakın bir noktada hepinizin bildiği bir Hatti anıtı var. Genelde Hitit Güneş Kursu olarak bilinir. Fakat Hatti anıtıdır bu. Ve Nusret Suman orijinali Anadolu Uygarlıkları Müzesi'nde olan şu kurstan yararlanmıştır bu heykeli yaparken. Şimdi burada
yerin anlamı yok. Hani bu heykele hani diye baktığımız zaman bu hani mekanda bu nesne ile ilgili bir bağlantı yok. Fakat Anadolu Mezarlıkları Müzesi'nde orijinali bulunan bu hani heykel bir çağrışım hani de yaparak Nusret Suman'a Ankara'nın kimliğine yakışır bir heykel hani üretmesinin yolunu hani açmış. Şimdi bu kaybolan bir anlam, yeniden kurgulanan bir anlam ama daha somut hani belleklere gidecek olursak Ankara'nın kalesinde, özellikle kale civarında devşirme taş kullanımlarına, spolyalara hani bakmamız gerekiyor. Ankara hani sorularında Roma kenti nerede? Ankara Roma'nın önemli bir kentiydi ama şu anda Roma kenti görünmez bir kent. Italo Calvino'nun görünmez kentleri gibi. Surlara kalenin içindeki hani diğer hani yapılı çevrelere baktığımız zaman onu biraz daha iyi anlayabiliriz. Bu gördüğünüz hani beyaz taşlar Ankara Kalesi'nin Roma izlerini taşımaktadır. Bunun dışında bazen isimler de hani bu çağrışımları benlik katmanlarından bazılarını ortaya çıkarır. Örneğin Aslanhane Sokağı. Bazen Aslanhane, bazen Arslanhane hani olarak hani geçiyor. Bu da devşirme bir aslan hani heykelinden günümüze kadar hani gelmiş ve belleği sokak hani ismi hani şeklinde devam ettirmiştir. Bu Aslanhane hani sokağının civarına baktığımızda Ali Şirafettin türbesine bakıldığında özellikle kayde neredeyse tümüyle devşirme taşlardan yapılmış. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bu yakmak, yıkmak, yok etmekle alakalı bir şey değil. Bu yeniden kullanımla ilgili. Yeniden kullanırken yeni bir anlam vermekle ilgili. Dolayısıyla taş burada yalın bir taş değil. Yalın kat bir malzeme anlamı yok hani diye sadece yeni bir işlev hani diye kazandırılmış. Aynı şekilde türbenin kendisi devşirme taşlardan hani oluşurken Arslanhane Camii'nin, Ayşe Rafettin Camii'nin minaresinin kaidesi de benzer şekilde devşirme malzeme kullanmaktadır. Burada köşelerde daha özellikli taşlar hani görüyorsunuz. Eğer caminin içerisine hani girersek orada da son derece hani güzel Koren hani başlıklarının caminin iç mekanında kullanıldığını görmekteyiz. Burada bu devşirme örneklerini hani vermemin hani nedeni yerin hani önemini anlatmak. Yerin önemiyle yere atfedilen anlamı hani anlatmak. Bu konuda çok kitaplar var. Genius Loci Toward the Phenomenology of Architecture kitabında, bu iyi bilinen bir kitapta, Norbert Schulz yerin ruhunu yansıtır. Yer sadece yer değildir. Yeri hani yer yapan, ona atfedilen anlamlardır. Orada yaşayanların hayalleri, düşünceleri, algılarıdır. Dolayısıyla taşa biraz bu hani şekilde hani bakmak hani lazım. Daha geniş anlamıyla hani bakmak hani gerekir. Ve Ankara hakkında da değişik hani kitaplar, herkes kendine göre bir Ankara'yı tarif hani etmektedir. Bu hani kitapta Kurtan Füşek'in hani Ankara'sında, burası Ankara hani kitabında modern bir hani Ankara var. Fakat Ankara'nın çok özel bir yeri var. Ankara Türkiye'dir demektedir. Cumhuriyet'in başkentidir ama aynı zamanda bunu hani aşarak kent tasarımının sınırlarını hani çok hani aşarak farklı bir kavrama hani dönüşür. Aynı şekilde başka hani kitaplardan mesela Önder Şen yapılanın
kitabında. Biraz daha hani üzgün bir yaklaşım hani var. 2017 yılındayız diyor. Başkent Ankara şimdi 94 yaşında. 60 yıldır yaşadığım kent bu süre içinde benden çok ihtiyarladı. Giderek ihtiyarlayamadı bile. Öldü, öldü, dirildi. Bugün yaşadığım kent 60 yıl önce ayak bastığım kent değil hani diyor. Başka bir kitap Ankara Kara Kalpaklı hani kent. Aslında çok değişik hani bir açıdan Ankara'ya diye bakıyor. Kara Kalpaklı kent Ankara'nın dirayetine hani ayak hani basar. Ankara ve Cumhuriyet Bozkır'da hani kuruldu. Yani burası hani imparatorluğun şatafatlı başkenti hani değil. Burası Cumhuriyeti inşa eden hani kent ve Ekrem Işın'ın hani bir sergi için yazdığı bu hani ön hani sözde Ankara bize sabrı, tahammülü ve inkişafımıza engel bütün zatı kuvvetlerle gece gündüz çarpışmayı öğretiyor. Sert bir örs gibi irademizi durmaksızın dövüyor hani demektedir. Burada da belki hiçbir alakası yok. Fakat Fin dilinde Ankara'nın dirayetli, dayanıklı hani, anlamına geldiğini vurgulamak isterim. Hani ben bunun etimolojisini hiç araştırmadım. Belki bir tesadüf ama çok ilginç bir hani, tesadüf. Cumhuriyet hani, döneminde şairler, işte yazarlar Ankara'da hani ürün hani vermişlerdir. Bu üç önemli, herkesin bildiği hani bir yazar Orhan Delikanık, Oktay Rıfat, Melih Cevdet hani Anday. Ankara'da hani yaşadılar, Ankara'da hani ürünler hani verdiler. Ama bunların çalışmalarının dışında Ankara ile ilgili sempozyumlar da vardır. Bu üç sempozyum hani kitabında. Birincisi işte ODTÜ'de şu ikinci hani kitap işte Hacettepe'de hani düzenlenen pardon bir tarihte düzenlenen bir hani sempozyum. Üçüncüsü de Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen bir sempozyum. Bilimsel hani çalışmalarla Ankara'nın hani çeşitli hani dönem araştırmaları, özellikle erken hani dönemleri araştırılmayı hani sürdürüyor. Ancak daha sonraki hani dönemler, özellikle Cumhuriyet dönemi Ankara'sı daha çok hani uğraşılmayı hani hak ediyor. Çünkü tehdit hani altında. Ve bunda gezgin gözüyle Ankara kitabına hani baktığımızda bu gezmek için bir rehber kitap. Ama Funda Şinol Cantekin hani iki baskısı yapılmış hani kitabında Ankara ve Cumhuriyet'in dinamikleri hani incelenmekte ve gerçekten de mesafe hani Cumhuriyet'ten arttıkça bu mesafeye dingin gözle ve daha eleştirel, daha hani anlayabilecek bir gözle hani bakmamızın yolları açılıyor. Romancılar da Ankara'yla hani çok ilgilenmişlerdir. Şairler, şiirler yazmışlardır. Mehmet Emin Yurdakul ve Yakup Kadri'nin hani Ankara'sı bunlar arasında sayılı hani bilir. Benim konuşmamın hani başlığı Ankara'nın taşına baktan hani gelmektedir. Türk yazılımında Ankara bu hani başlığı hani seçmiş. Ben de konuşmamın hani başlığını o şekilde hani sizlere hani sunmuş oluyorum. Bu kitapta da Esat Bozyiğit'in hani derlemesiyle hazırlanan bu hani kitapta yine bu arttırılmış hani anlamlar belleğin hani kendisi ön plana hani çıkartılıyor. Ankara manaların en şaşalarını taşlı toprağına taşımaktadır.
Çünkü orada bir zeka, eşyaya temsil etmiş, düşünüyor. Şefkat ve merhameti hudutsuz bir kalp çarpıyor. Bir iradenin muktatisiyetini, etzamı canlandırarak onları muazzam bir mimarinin istikametlerini tahtirenen harekete geçiriyor. Bu şehir güzel olmaktan ziyade düşündürücü, ümit ve kuvvet verici bir timsaldir. Yine başka bir alıntı verecek olursak, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehirler arasında, Ankara'sında, Ankara uzun tarihinin şaşırtıcı terkipleriyle doludur. Asırlar içinde uğradığı istilalar, üst üste yangınlar ve yağmalar, şehirde geçmiş zamanların pek az eserini bırakmıştır. Acayip bir karışıklık içinde bu tarih daima insanın gözü önündedir. Türk kültürünün kendinden önce gelmiş medeniyetlerden kalan şeylerle bu kadar canlı surette karıştığı, haşır neşir olduğu pek az yer vardır. Bu terkiplerin en manalısı İmparator Augustus'un şerefine toprağa dikilmiş mermer bir kaside olan Roma mabedinin kalıntılarıyla yanı başındaki Hacı Bayram Veli Camii'nin beraberce teşkil ettiği zıtlar mecmuasıdır. Bitmiş veya tam diyebileceğimiz hiçbir eser bu toprağın macerasını bu kadar güzel hülasa edemez. Bu çok önemli. Gösterdiğim hani değişik hani kitaplarda herkes kendine göre bir Ankara'yı araştırmış. Kendine göre bir Ankara'yı anlamaya çalışmış. Kendine göre bir Ankara'yı gündeme getirmiştir. Ama Ankara bir bütündür. Bellek canlıdır. Dolayısıyla belleğin farklı katmanlarını ayrıştırarak onları hani yüceltmek Ankara'dan çok şey götürür. Burada Hacı Bayram Veli Camii ve Roma Mabedi'nin birlikte hani ele alınıyor olması bence bu alıntının en önemli noktasıdır. Burada sadece yüceltilen bir antik dönem yok. Burada daha sonra inşa edilen bir caminin ön planına çıkarılması değil, ikisinin bir aradalığı ve Ankara'nın kimliğinin bu şekilde oluşması vurgulanıyor ve bu çok önemli. Neden önemli hani bu? Tezat olarak bakacak olursak, Atina Akropoli. Hani Atinalılar için, Yunanlılar için milattan önce 5. yüzyıl Perikles dönemi Atina Akropoli çok önemli. Onun dışında Helenistik dönem, işte Makedonyalılar, ondan sonraki Bizans hani dönemleri bunlar ayrı. Klasik dönemin ayrı bir hani var ve Batı dünyasında da Yunan kültürü hani yüceltilirken hep Atina'dır hani göz önünde olan. Bunu çeşitli hani biçimlerde görebiliriz. Pat Trivignon'un hani eserinde düş ile gerçek arasındaki gölge hani portresinde bunu görebiliriz. Ama daha somut olarak hani bakacak olursak Parthenon'un kuruluşundan sonraki dönemlerde 17. yüzyılda geçirdiği hani evrelerde, Venedik döneminde, Osmanlı hani döneminde orada iki caminin olduğunu görürüz. 1687 Kores'in hani gravüründe caminin minaresi belirgin hani bir biçimde görünmektedir. Akropol hani burada Parthenon'un surları, Peris'te kullanıldığı hani burada ve caminin de minaresi hani orada. Fakat buradaki bir patlama hani sonucunda epeyce bir hasar hani görüyor. Ama yine başka bir hani örnekte bu hani minareyi çok belirgin biçimde görüyoruz. Bu hani diyarda ise minare olmasa da hani 19. hani yüzyılda caminin kubbesi belirgin olarak hani ortadadır. Bu da hani patlamadan bir görüntü. Atina'ya hani gittiğiniz zaman Akropol'ü ziyaret ettiğinizde Osmanlı'nın izi yoktur. Osmanlı burada yaşamamış mı?
bu Atina kültürünün bir parçası hani değil midir? Bu açıdan hani diye bakıldığında Ankara'nın bence ulusta çok önemli bir hani diye fonksiyonu var. Çünkü Augustus Mabedi, Hacı Bayram hani Devrini Camii bir birliktelik içerisinde. Eğer Atina'da da bu yapılabilmiş hani diye olsaydı, o zaman Atina'da bugün ancak tasavvur ederek ya da kağıt üzerinde yeniden yaratarak görebildiğimiz bu kültür birlikteliğini, bu tarihin bir hani yok edilen hani sahnesini Ankara'da de ulusta hani çok iyi bir hani biçimde görebiliyoruz. Minaremiz var, Roma Augustus tapınağımız var ve tapınağın Bizans döneminde kiliseye hani çevrilmiş aşaması var. Bu tapınak sıradan herhangi bir tapınak değil. İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano Ankara'ya geldiği zaman buraya hani ziyarete hani geliyor. Çünkü İtalya için çok önemli bu. Yalnızca Avrupa tarihi hani değil, dünya tarihi için belki en önemli hani belgelerden birisi Ankara'da bulunuyor. Bu hani belge Rezgestay Divi Augusti hani diye anıtı. Augustus'un ilk Roma İmparatoru Augustus'un icraatlarım diye adlandırılan ve yazıtlar kraliçesi olarak bilinen bir yazıt bu. Türkçe çevirileri hani bir eski çevirisi var. Bir de Çiğdem hani Börüşken'in daha yakın hani çağda bir çevirisi var. Ve bu anıt sadece bir yazıt değil. Bu nedenle de Monumentum Ancyranum olarak bilinir. Hani yazının anıtlaşması, anıtın hani yazısı, bunlar birbirine ayrılmayacak biçimde iç içe hani gelmişler ve dünyanın en önemli hani işte olgularından birisi işte Roma İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, İngilizler hani dünya düzenini değiştiren hani yönetimler diye bunlar. Ve Augustus'un ilk Roma İmparatorluğu'nun idraatlarıyla ilgili hani bu yazı Ankara'da bulunuyor. Bu yazıtın hani kendisi aslında bir kopya. Hani bu Rerum Gestarum gibi Augusti hani bu başlangıç hani cümlesi bize bu hani yazıtın Roma'dakinin bir kopyası olduğunu söylüyor. Özgünü değil. Fakat özgünü hiç günümüze ulaşmadığı için biz bunu ancak Ankara'daki kopyasından biliyoruz. Suetonius ve Strabo'nun antik yazarların hani belirttiğine hani göre anıtın yazıtın hani özgünü Roma'da Augustus'un mozolesi hani üzerinde iki bronz direk üzerindeydi. Ancak günümüzde de hani gördüğünüz gibi hani çıplak mozolede böyle sütunlar ortaya çıkmadığı gibi etrafında da arkeolojik kazılar hiçbir şekilde bize bu yazıtla ilgili ipucu vermemiştir. Bu da çok ilginç bir şey. Roma için hani çok önemli hani olduğu için yine Augustus'un önemli anıtlarından Arapakis, Barış Sunağı anıtı şimdi yerinden hani kaydırılarak modern Ritmayr'ın yaptığı bir müzeye hani konulmuş ve o müzenin hani dış hani duvarına bütün hani yazıtın içeriğinin bir kopyası yazılmış. Bu kopya Ankara sayesinde biliniyor. Yani Ankara'da ulustaki tapınak olmasaydı biz bunu dahi bilemeyecektik. Bu çok çok önemli bir hani nokta. Ve bunun değerini daha iyi bilmemiz lazım. Ne zaman ortaya çıktı hani bu anıt? Ogie Gisi'nin de Busbek, 1. Ferdinand'ın Kanuni Sultan Süleyman'a elçilik hani yaptığı hani bir dönemde ziyaret hani ettiğinde
bunu hani keşfetmiş. Tabii o zaman etrafı hani duvarlarla hani çevriliydi. Ama ilk Roma İmparatoru hani Augustus'un bir yazıtı hani olduğunu o zaman anlamışlardı. Bu resmi niye hani gösteriyorum? İlk Roma İmparatoru Augustus imparatorluğu hani kurarken farklı bir ideolojiyle ilk kez çok farklı hani halkları, çok farklı kültürleri bir yönetim altına getirmeye çalıştı. İmparatorluk bu. Helenistik dönemdeki krallıklar hani bunu yapmamışlardı. İlk kez Roma İmparatorluğu döneminde oluyor. Fakat o dönemde birbirinden bu kadar farklı hani kültürleri birleştirmenin hani bir yolu görsel propaganda ile başarılıyordu. İmparatorun işte heykelleri, portreleri, hani büstleri en ücra hani dağlardan işte ovalara, hani nehirlere kadar her yerde bir Roma aşinalığı, bir Romanitas hani kavramı hani yaratarak bu hani Romalılığı, Romanitası perçinleştirmeye çalışıyordu. Bu günümüze de çok etkili. Hani portrelere hani baktığımız zaman bunu gerçekten ya yüreğimiz hani gururla hani duyuyor ve duyduğumuz hisleri yeniden hani yaşamımıza hani olanak hani sağlıyor ya da hani başka şekillerde aracı oluyor. Ama Roma İmparatorluğu'nun Ankara'daki hani eserleri ki bunlar arasında iki önemli hani eser var. Bir tanesi işte Roma Augustus Tapınağı yazıtının bulunduğu, diğeri de Karakalla hani hamamları. Bunun dışında bazı hani eserler ortaya çıkmış durumda. Fakat bu kadar iyi durumda değiller. Afif Erzen'in Bir Çağda Ankara kitabına baktığımızda yazıtlardan ve sikkelerden bilinen çok sayıda günümüzde izi kalmamış hani yapıyı da hani bilebiliriz. Tapınağın hani kendisi son derece önemli. Çünkü imparatorluğun başlarında hani var olan bir yerde yapı hani bu ve bu noktadan itibaren gelişen hani Roma İmparatorluğu 200 yıl sonra iki milattan sonra 3. yüzyılın başlarında Karakalla hamamı kadar görkemli bir hamamı inşa edebilecek bir konuma hani geliyor. Dolayısıyla ilk aşamadaki hani bu proje gerçekten çok önemli. Dediğim gibi burada bir imparatorluk projesi var ve bu hani proje Galatya için seçilmiş. Yazıtın hani Efes'te, Perge'de ya da Bergama'da hani olmaması büyük ihtimalle bir tesadüf hani değildir. Bu Galatya için özel hani biçilmiş bir projeydi. Ostpolitik, Doğu politikaları dediğimiz bir politikanın hani sonucuydu ve Ankara'yı hani yakıp yıkmaktan çok ve Roma egemenliğini empoze etmekten çok burada yerel hani kültürle birleşerek daha güçlü bir birliktelik hani kurmak ön plandaydı. Bu nedenle yer çok önemli. Hani burada kutsal bir hani alan var. Çıkan bir yazıt Mater Theona hani işaret ediyor. Frig döneminden bir tapınak bilinmese hani dahi onun yer olarak hani çağrışımları ve izlenimleri var. Helenistik dönemde inşa edilen bu hani tapınak Romalılar geldiği zaman milattan önce 25 yılında Ankara hani bir Roma eyaletinin başkenti hani konumuna hani geldiği hani zaman burada bir takım bütünleştirici mekanizmaların devreye girmesi kaçınılmazdı. Ve bu var olan Helenistik hani tapınağın girişine
hani Rezgâs Kaydı ve Augustus gibi bir yazıtı. Latince olarak konuluyor çünkü Latinlerin dili, hani bir Latince, Roma'dan gelenlerin dili. Ama buradaki yerel halk Yunanca konuşuyor. Yunanca hani yazıtta bütün hani güney duvarı hani boyunca şurada yer hani almakta. Ankara dışında diğer iki hani yazıt hani kalıntısı yine hani Galatya'dan hani çıkmakta. Bunların bir tanesi Antakya Lisidyası. Burada hani Roma stilinde hani bir tapınak hani var. Yunan stilinden hani çok hani farklı. Ve burada hani karlı hani dağlar arasında Roma'nın hani varlığını hani bir şekilde hissettiren bir Roma hani gücü vardı burada. Dolayısıyla Roma askerlerinin hani bulunduğu bu hani kentte Latince bir versiyon var. Çünkü burası bir kolonya. Diğer üçüncü hani yazıt ise Apollonia'da. Orada da yine bir Yunanca versiyon hani var. Ama Ankara'nınki iki dilli. Burada bir imparatorluk hani kolonisi daha ön planda. Antakya hani Pisidyası'nda günümüzde hani gittiğiniz hani zaman Roma stili hani tapınağın muhteşem kayaya oyulmuş hani duvarlar hani arasında yükseldiğini hani görüyoruz ve burada Selim ve İdil hani bir keman listesi hani belirlerken hani orada bulunma hani hazzım oldu benim. Bunu ben Ankara'da da hani görmeyi çok isterim Ulus'ta Hacı Bayram'da. Ankara'daki hani tapınağın Roma'nın önemli bir yapısı olduğunu söyledim. Ama nasıl bir yapıydı bu? Nasıl hani algılanıyordu? Belki bunu hani Anıtkabir'le karşılaştırırsak. Hani gökdelenlerin çok yüksek yapıların henüz olmadığı bir dönemde şu anda hani binalar arasında kaybolmuş olan hani bu hani bir tapınak bu şekilde kentin hani yüksek bir noktasında herkesin her an görebileceği, hissedebileceği bir konumda gibi. Dolayısıyla Anıtkabir bize bu tapınağı algılamakta da çok yardımcı oluyor. Tapınağın kendisi maalesef günümüzde hani sütunlarından yani ayrılmış hani bir durumda bu sütunların hiçbir zaman tamamlanmadığı üzerine de görüşmeliği var. Arkeolojik çalışmalar belki bize bunu daha iyi araştıracaklar. Ama Rezgâs Kaydı ve Augustus hani yazısı tapınağın güney duvarı hani boyunca Yunanca versiyonunda sütunlar arasından görüyorum. Şimdi fotogrametrik hani çalışmalar hani yazıtı duvarlarla birlikte ortaya çıkarıyor. Fakat algı nasıl bir şeydi? Yani bu nasıl algılanıyordu? Bugün hani tapınağa baktığımızda sütunların noksanlığında bunu çok iyi belki anlayamıyoruz. Anıtkabir bize yine bu konuda yardımcı olur. Belli bir mesafeden anıta hani yaklaşıyorsunuz, yazıtın hani varlığını hissediyorsunuz sütunlar arasında. Daha fazla yaklaştıkça onunla temasınız artıyor ve gidip böyle elle yazıta hani dokunabiliyorsunuz. Bugün tıpkı Anıtkabir'de her 29 Ekim'de ve 10 Kasım'da birçoğumuzun yaptığı gibi. Burada bellek hani özellikleri hani anımsatılmalı. Victor Hugo'nun Notre Dame de Paris adlı hani bir kitabının özel aylık bir bölümü hani vardır. Ve bu hani kitabında Gutenberg'in matbaayı hani icat ettikten sonra basım hani faaliyetinin artmasıyla insanlığın yazıtı olan mimarinin öleceğini söyler. Yani yazı mimariyi öldürdü diye der. Victor Hugo o zaman belki
yazıtların hani mimariyle birleşen hani bir özelliğinin çok farkında değildi. Hani yüzlerce hani nüsha çoğaltılabilecek olan bir yayın faaliyetinden bahsediyordu. Ama yazıtların mimariyle hani bir birleşmesi farklı bir anıt hani ortaya çıkıyor ve belleğimize o şekilde nüfuz ediyor. Yine Atatürk bize hani Augustus'u anlayışta yardımcı oluyor. Eğitim hani Bakanlığı binasında Atatürk'ün nutkunu hani görüyoruz. Hani burada Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yine Atatürk'ün hani sözleri var. Burada bir binaya bu hani yazının hani yazılması binlerce kez hani çoğaltılabilecek olan bir metin söz konusu olduğunda ayrı bir anlam taşıyor. Hani bunu işte dağıtmak, elde tutmak, kağıttan okumak başka bir şey. Bir binanın hani bir duvarına insanlığa mesaj hani veren, mimarinin bu mesajları hani veren hani özelliğiyle bambaşka hani bir şey. Yazıt iki dilli hani demiştik. Cumhuriyet döneminde de yani iki hani dil hani arasında bir geçiş güncel hayatta yaşandı. Ankara kentinde de bu yaşanmış olmalı. Hani Yunanca'nın konuşulduğu bir hani kentti. Latin yöneticiler hani geliyor ve Rezgestai Divi Augusti yazıtı hem Latince hem Yunanca yazılıyor. Cumhuriyet döneminde de biz bunu hani bu şekilde görüyoruz. O geçiş dönemi hakkında bir fikrimiz oluyor. Atatürk Cumhuriyeti hani kurarken yeni bir ülke hani inşa hani ediyor ve arkeolojiye çok önem veriyor. Arkeoloji ve Sanat hani dergisinin her sayısında bugün Gazi Mustafa hani Kemal'in bu sözleri yer almaktadır. Ancak memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan meydana çıkarılarak ilmi bir surette muhafaza ve tasnifleri ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale gelmiş olan abidelerin muhafazaları için müze müdürlüklerine ve hafriyat işlerinde kullanılmak üzere arkeoloji mütehassıslarına kat'i lüzum vardır. Düşünün hani Kurtuluş Savaşı'nın hani, ertesinde yani ülkenin bütün kaynakları yağma edilmiş, çok şehirler verilmiş ve bu ortamda dahi Atatürk arkeolojinin hani önemini hani, düşündü ve yurt dışına eğitim için insanlar hani gönderiyor. Ve bu hani dönemlerde 1920'lerde Atatürk'ün bu hafriyatlarla hani bu bölgedeki hafriyatlarla ilgilendiği de hani biliniyor. İtalyan hani elçisi Ojacono'ya buranın ne kadar önemli olduğunu hani Türklerin ve İtalyanların çok derin kökleri hani olduğunu hani söylüyor ve buradaki hani evlerin hani kaldırılması için bazı talimatlar hani veriliyor. Halil İnalcık da yani son zamanlarda hani yapılan 2010 yılında yapılan çevre düzenlemesinden sonra Hacı Bayram ve çevresini hani romantik olarak adlandırıyor. Hani burada renkli ışıklar hani var fakat bu hani biraz tartışılır hani diyebilir. Hacı Bayram Camii hani tekrar böyle açılırken bu açılış aslında Sevgililer Günü'ne de denk gelmişti. Hani 14 Şubat 2011'de bu ilginç bir hani tesadüftü. Ve açıldıktan sonra ilk cuma namazı hani burada hani kırılırken buradaki hani halk Augustus hani tapınağının hani ne kadar farkındaydı hani bunu hani söylemek imkansız. Ama kastettiğim bu. Hani gözünüzün hani önünde ama gözünüzün içinde değil. Bunu daha iyi hissetmek lazım çünkü orada. Ama orada olan ve görmediğiniz hani bir şey için
daha büyük bir farkındalık hani yaratmak gerekiyor. Bu farkındalık da ne Doğu dünyasının ne Batı dünyasının ama bütün hani dünyanın hani çağdaşlığında bir yerimizin hani olmasına hizmet edebilecek olan bir şey. Atatürk'ün vizyonu böyle bir hani vizyondu ve Türkiye'nin hani Batı hani dünyasındaki hani yeri gerçekten çok çeşitli vesilelerle fuarlarda, sergilerde ortaya konulmuştur. Yani Atatürk'ün vizyonunu belki en iyi Zühtü Müridoğlu hani New York'taki 1939 hani Türk Pavyonu'nda hani sergiler. Orada bir barış çeşmesi hani projesinde anıtsal bir erkek hani heykeli hani var. İki bacağı hani sol ve sağ hani bacakları doğu ve batı hani üzerinde hani durmakta. Barış hani suları hani akmakta ve Türkiye, Avrupa ve Asya'yı barışla bütünleştirmekte. Türkiye bir barış hani köprüsü. Atatürk'ün vizyonu buydu. Aynı şekilde 1958'de İlhan Koman'ın hani Brüksel'deki hani Expo'da hani seçtiği hani konu Anadolu'nun işte en eski hani bir uygarlıklarından Hattilerle hani bir alakalı olan hani bu hatır. Dolayısıyla geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki hani bağlantılar parçacıl olarak hani değil ama bütüncül olarak hani yapılmalı ve Zühtü Müridoğlu hani bu hani çalışmalarını hani yaparken dokümanter hani bazı hani belgelerimiz de hani var ama şu anda maalesef bu heykelin hani nerede olduğunu ne olduğunu bilemiyoruz belki tarih eden işte sanat tarihçileri onu araştıracaklardır. Ama dediğim gibi belli kişilerin Ankara'sı değil, herkesin Ankara'sı. Bu hani çok önemli ve bu hani kitapta gördüğümüz gibi Ankara'nın değişik hani yüzleri. Ve biz Ankara'ya bu şekilde bakmalıyız. Seçici hani davranmamalıyız. Bu önemli hani kendi en eski katmanlarıyla hani düşünmeliyiz. Ve Atatürk hani döneminin hani Ankara'sıyla ulus arasındaki mesafe aslında çok yakın. Ama zihinsel olarak bunu daha fazla yaklaştırmak hani gerekir. Ve bu neoklasik hani tipte hani mimariyi o yönde hani daha çok algılamak hani lazım. Atatürk'ün Anıtkabir'i hani yapılırken Atatürk'ün ismi ve kişiliği altında Türk milletini sembolize etmesi diye hani bir koşul hani vardı. Tasarımlar buna göre yapılacak hani bir araştırma yarışmada. Ama bu hani yarışmanın düzenleyicilerinden ve jüri üyelerinden hani bir tanesi bu projeyi çok beğenmekle birlikte kendi projesine hani yer verilmeyen başka bir hani üyesi bunun daha çok bir Alman hani neoklasizmine bir Alman hani kavramına yakışan bir anıt hani olduğunu hani söyler. Hocalarımızdan hani Enis hani Korkan bunu hani yazdığı zaman Anıtkabir için önerdiğim yeni imaj 2007 Anıttepe üzerinde şehir tacı kristal Anıtkabir hani diyor. Hani daha görkemli bir şey düşünüyor. Burada da hani Anıtkabir'e çok girmeyeceğim ama hani burası aslında bir Frick hani izleri hani taşıyan yer hani yer hani olarak ve detaylarında çeşitli kültürlerden hani izler var hem dışında hem içinde ama bunlardan daha fazla anıtları yapanlar insanlardır hani eğer her 29 Ekim'de her 10 Kasım'da insanlar akın akın hani buraya hani gidiyorlarsa Anıtkabir'e, hani Atatürk'le birlikte hayat veren insanların kendileri.
Yani insanlarla bütünleşen bir bellekle oluşuyor. Son zamanlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi bir takım rehberler hani düzenlemekte. Bunların ilki çok ilginç. Hani burada bize bir Ankara hani kurmaca hani belleği hani sunuyor. Bazı şeyler çok güzel. İşte hızlı tren var, işte göklerde hani işte teknoloji hani var. Bayrağımız işte dalgalanıyor. Bütün bunlar Ankara hani kalesinin hani etrafında hani böyle kurgulanmış. Anıtkabir'in çok önemli bir hani yeri var. Anıtkabir yanında Atakule hani var burada. Ve bakın Augustus Tapınarı var. Yani Augustus Tapınarı'na da hani yer verilmiş. Augustus Tapınarı yanında Hacı Bayram da var. Ve kurmaca bir hani yeni proje arka planda hani yer almakta. Fakat aradan hani birkaç yıl geçtikten sonra bu yeniden hani düzenleniyor. İşte sayfaları arttırılıyor. Ve burada imaj tamamen değişiyor. Ve bu kurmaca hani bellekte, bu bellek tasarımında evet hani bayrağımız hala hani dalgalanıyor. Uçaklar hani trenler gitmiş ama ön planda burada hani başka bir şey var. Minare tam ortaya hani gelmiş. Hacı Bayram hani daha hani önemli. Anıtkabir yine ortada. Fakat o kadar merkezi hani değil. Augustus Tapınağı yok olmuş. Yani Augustus Tapınağı hani bu hani projede hiçbir şekilde hani yok. Öncesinde hani Anıtkabir'i görüyorsunuz. Augustus hani Tapınağı, Hacı Bayram. Dolayısıyla bunlar hani bellek hani tasarımları, işte tarih hani tasarımları çok masum gibi görünse de yani o kadar masum değiller hani aslında. Şimdi ben daha fazla Roma hani dönemini hani ön plana çıkarmak istedim. Ama Ankara'nın çok şanlı başka demirleri de oldu. Hani 18. hani yüzyılda işte ahilerin işte Ankara'sı, ticaretin hani doruklara hani çıktığı bir hani Ankara. Diğer yandan yangınlar hani geçiren bir Ankara. Hani Hisar Park'taki hani ciddi hani tahribatlara yol açan hani yangınlar. Bunlar da hani Ankara'nın bir parçası. Ve belki biz bu var olan ve yok olan hani Ankara'yı, geçmiş ve gelecek hani köprüsünü şimdiki zamanda hani birleştirerek daha gündeme getirmeliyiz ve bununla daha bütünleşmeliyiz. Bunun için bir hani başlangıç Roma hamamlarına hani gitmek olabilir. Hani Roma hamamları bir açık hava müzesi şu anda. Orada değişik hani steller hani görürsünüz. Değişik mezar taşları var. Ama benim için çok özel olan hani mezar taşı hani bu. Bu Karamanca yazılmış bir hani mezar taşı. Türkçe fakat Yunanca harflerle hani diye yazılmış. Ve ne diyor? Ya dost. Ya dost bana ziyarete mi geldin hani diyor. Ve bu bir devşirme hani taş ve bunu hani yazan hani kişi ziyaret edenler tarafından onurlanıyor. Bunun da farkına hani varmamız lazım. Bu hani açıdan yine hani Ahmet Hamdi Tanpınar'a dönecek olursak asıl konu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye beslenen iştiyaktır. İlk bakışta birbiriyle çatışır görünen bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birleştirebiliriz. Yaşadığımız yeri sevelim. Ankara çok özel ve bu Ankara ise böyle bir Ankara.
cevaplandırıyorum. Siz bir şey misiniz? Gibi artık eserden çok insana da döndü bu iş. Yani insanla, bu şehirde yaşayan insanlarla bu bellek içinde yer alan eserler arasında kurulan bağ. Biz sadece eserlerimizin ömürlü olarak gelecek nesillere daha sağlam bir şekilde aktarmak yerine aynı zamanda her gün önünden geçtiğimiz ya da çeşitli zamanlarda ziyaret ettiğimiz bu mekanlarda kendi üzerimizden kurmuş olduğumuz duygusal bağı eğer ne kadar güçlendirebilirsek sanıyorum şehrimizdeki bu değerlere daha fazla sahip çıkabiliyoruz. Bu sebeple yapılan ziyaretler belki üniversitemizin arkeoloji bölümü olarak biz de yapmaya çalışıyoruz ya da diğer üniversitelerin de aynı şekilde arkeoloji bölümleri de bu tür aktivitelerde bulunuyorlar. Sizin de belirttiğiniz gibi sanıyorum bu bağı daha da güçlendirecek. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Yiğit Hoca. Özellikle arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinde çalışan hocalarımız. Bu konuşmaları yapıyoruz ama bazen stratejik hani nedenlerle bu gezileri ihmal ediyoruz. Hani sadece ekrana diyalar yansıtarak en doğru hani bilgileri hani vererek hani bu bilgileri aktarmak aslında yeterli değil. Derslerimizi yerinde hani yapmak lazım. Ankara'da işte hocalarımızı, öğrencilerimizi dolaştırmak lazım. Bu taşlara hani dokunmaları lazım. Ben sadece Arslanhane'yi hani gösterdim. Ama birçok cami var hani bu şekilde. Ahi Ervan'da da hani, Torrent sütunlar var. Resul Efendi hani caminin kaydesinde de devşirme hani taşlar var. Hatta Resul Efendi'nin önünde antik loklar hala duruyor. Leblebicioğlu Camii hani çok sonra yapılan bir bina. Ama onun da giriş kapısında antik dönem sütunlar ve başlıklar var. Bu sütunlar herhalde kaleden, tepeden gelmedi. Hani orada hani bulunan sütunlardı bunlar ve değerlendirilmişler. Bunların da farkına hani vararak gezmemiz gerekiyor. Sadece görünen değil, görünenin arkasındakinin de hani farkındalığı önemli. Bu bağlamda bir Japon hani felsefesinden bahsetmek istiyorum. Kintsugi hani felsefesi. Kintsugi felsefesi der ki, yaşanmış olanın değerini bil. Belki bir yeri eskidi, yıprandı. Gözünün önüne koy ki eskisinden daha değerli olsun. Dolayısıyla biz bu hani taşları, bu yeniden kullanılan hani eski hani yaşanmışlık hani izlenimi gözümüzün önüne hani koyup parlatacağız. Ankara yeni kurulan bir kent değil, çok eski geçmişi olan bir kent. Ama bunu daha çok hissetmemiz gerekiyor. Yani sadece bilmek değil, hani çoğumuz bilmiyor da, ama hissetmek gerekiyor. Yani çok özel bir yerde yaşadığımızın hani hissiyatının herhalde biz hocalar tarafından hani özellikle öğrencilerimize daha inançlı hani bir biçimde aktarılması lazım. Buyurun. Teşekkür ederim.
Hocam öncelikle teşekkür ediyorum. Ben bir şey öğrenmek istiyorum. Bu da şu, şehircilikle siyaset arasında bir ilişkin olduğu söyleniyor. Biz başkent Ankara, siyaset açısından başkent Ankara diye bir tez yaptırdığımızda gördük. Şimdi deniliyor ki, Cumhuriyet'in ilk yıllarında burada tekrar yeniden ulus devlet ve ulus inşa edilirken, geçmişte bağ koparma adına mimaride bir takım özellikleri yok sayan, hatta onları atlayan bir takım uygulamalar sergilenmiştir deniliyor. Kaldı ki Cumhuriyet 23-38 veya daha sonrasında kendi şehircilik anlayışını sağlıklı olarak yerleştirememiştir deniliyor. Örnek verelim Ankara'da. Demiryolu köprüsünü, Sige Demiryolu köprüsünü çizerseniz, oradan yukarıda kalanlarla bu tarafta kalanların ayrı ayrı dünyaları temsil ettikleri, yeni şehir ve orada inşa edilen Ankara'yla At Pazarı, Saman Pazarı veya yukarısının pek de ilişkisinin olmadığı söyleniyor. Bunu bugün de gözlemek mümkün dikkat edersek. O zaman burada şehircilik siyaset ilişkisi açısından acaba uygulamalarda bir sorun var mı diye merak ediyorum. Teşekkür ederim. Uygulamalarda da çok sorun var. Yani uygulamalarda kesinlikle çok sorun var. Fakat bazen yani geçmişi muhafaza etmeye diye çalışıyorken şimdiyi böyle buzdolabında tutamayız. Yani yeni bir birliktelik inşa etmek lazım. Yok etmeden algılamak lazım ve her politikanın şimdiki zaman ve gelecek, işte geçmiş ve şimdi arasında daha sağlam köprüler kurması lazım. Mesela Hacı Bayram'da tapınağa baktığımız zaman orada Frick dönemi için çok önemli bir büyük var. Ama bu son çevre düzenlemesi yapılırken orada tapınağın içerisine kepçelerle girmişler. Yani 24 saat güvenlikle çevrili o alanda. Ben gizlice böyle resimler çekmeye çalışmıştım ve bir resmim var. Kepçe tapınağın içinde duruyor. Arkeologlar çok meşakkatli bir biçimde fırçayla malayla kazarlar. O zaman biz burada o arkeolojik katmanları yok ettik aslında. Bu bir politika değil mi? Politikadır. Hacı Bayram çevresinin işte daha bayındır, daha mamur hale gelmesi politika değil midir? Politikadır. Yani orada eskiden böyle çocuklar dolaşıyordu, turistlerden para isterlerdi, bizden para isterlerdi. Bir sefalet vardı. Şimdi çok böyle cümbüşlü, işte renkli böyle sular işte fışkırıyor. İşte ilahiler böyle çıkıyor. Ama oradaki sular ilk yapılırken oraya verilen izin kuru havuz izniydi. Kuru havuz nasıl olur? Ben bunu bilmiyorum. Ama o suların da çok ciddi biçimde hasar verdiği biliniyor. Yani en azından o katmanlar ortaya çıkarılmadan oldukları gibi bırakılsa ve ileride bunu yapabilecek olanlar ortaya çıkarsa sorun yok. Ama biz ileride de bunun ortaya çıkamayacak bir biçimde tahribatını yapıyoruz Bayan Örlük adına. O bakımdan sizin verdiğiniz örnekler olsun, çeşitli birçok başka bir örnek olsun. Burada daha bilinçli kent konseylerinde farklı unsurların birleşmesiyle toplantılar yapılması lazım. Ha, bir de başka bir şey var. O da bilinçli yok edişler. Bazen düşünülmediği için böyle kazalar oluyor. Fakat bazen mesela İller Bankası'nın yok edilmesi, işte Atatürk Orman Çiftliği'nin sağından solundan işte hunharca yok edilmesi, bunlar daha bilinçli politikalar. O bakımdan ben bilinçli politikalarda dirençli durmamız gerektiği, bazen bunu yapamıyoruz. Fakat diğerlerinde daha böyle istişareyle çeşitli katmanların bileşimiyle yürütülecek politikaların devreye sokulmasını öneriyorum. Şu arkeoloji öyle bir şey ki
yok olduktan sonra yerine koyamıyorsunuz. Hani bir yanlış yaptık, onu düzeltelim diye bir şansınız yok. Tahmin edince yok oluyor. Bir daha da geri, hani gelmiyor. Ama çok teşekkürler. Hacettepe'nin konukları adına ve tüm Hacettepe ailesi olarak Sayın Suna Güven'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendilerini bırakmıyoruz. Sayın Rektörüm, Sayın Güven'e Hacettepe heykelciğini sunmak üzere sizi davet ediyorum. Teşekkür ederiz. Ve sayın konuklarımız, katılımınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Toplantımız sona ermiştir.